merhabalar, ben İbrahim Batar. Bugün Gamo'nun Shadow DX modelinin hem incelemesini yapacağız hem de bir grupman testini yapacağız. Beraber bir pazar günü değerlendirelim dedik. Şimdi şöyle başlayacağız. En başta ben tüfeğin bir ağırlığından bahsetmek istiyorum. Çünkü yaylı kategorisine göre bence gayet hafif bir tüfek. Recep abi, istersen biraz yaklaşabilirsin görünmesi açısından. Bu ağırlık dürbün ağırlığıyla beraber terazimiz kendine gelsin. 3 kilo 55 gram ağırlığı var. Hemen bir uzunluğuna bakalım. Toplam boy 1.10, yani 110 santim boyu var. Namlusu da 33 santim civarında. İsterseniz şimdi grupman testlerine başlayalım. Kısaca ben peletleri tanıtmak istiyorum. Bu grupmanda kullanacak olduğumuz peletler Gamo Pro Hunter 15-42, Gamo Pro Magnum 15-42 ve Hunter modeli de var, 15-43 grain olan. Bunlarla 35 metrede bir grupman testi yapacağız. Bakalım nasıl bir sonuç sağlayacak. Açıkçası ben de merak ediyorum. Şimdi grupman testlerimize başladık. İlk kullanacak olduğum pelet Gamo Hunter Impact'in 15-42 grain modeli. İlk atışımı gerçekleştiriyorum. Mesafemiz yaklaşık 35 metreydi bu arada. Her pelet için 5'er tane atış yapacağım. Ne sonucun ne olduğunu görmek açısından. Evet. Gamo Pro Hunter Impact 15-42 grain ile 5 atışlı grupmanımızı gerçekleştirdik. Şimdi hedefin yanına gidip sonucun nasıl olduğuna bir bakalım. Recep abi, nasıl görünüyor? Yani şimdi belirtmekte fayda var. 35 metre aslında yaylada grupman denemek istemiyordum. 15 metre idealdi ama yine de ortalama bir sonucu görelim diye 35 metreye koydum. Lütfen abi, yaklaştırır mısın? Lütfen. Yani gerçekten şunu söylemek istiyorum. Neredeyse PCP'ye yakın bir grupman sonucu vermiş. Açıkçası bu beni şaşırttı ama bir yandan da mutlu etti. Tek bir tane kaçarımız var. Diğer 4 atış bir yerde toplanmış. Ve öyle tahmin ediyorum ki 25 kuruştan biraz daha büyük bir sonuç bu. Açıkçası dediğim gibi tekrardan beni mutlu etti. Bu Gamo Pro Hunter Impact 15-42 grain'di. Şimdi Gamo'nun bir başka modeline geçeceğiz. Yine 5 atış gerçekleştireceğim. Tabii bir diğer kameramız da orada kayıtta. Şimdi ilk atışımı gerçekleştiriyorum. Evet. Şunu da belirteyim. Biraz önce kameramıza ilgili bir sıkıntı oldu. Üstten görüntü aldık ama bunda giderdik o sorunu. Şimdi bir bakalım nasıl olmuş. Gamo Pro Hunter 15-42 grain. Hedefimizi hemen gidip bakacağız. Bayağı uzun yapabiliriz. Biraz önceki Gamo Impact'in grubuna nazaran biraz daha dağınık. 5 atışım şurada toplanmış. Ha, genel izah olarak bu tarafa aldığını söyleyebilirim ama aradaki açıklık çok fazla. Birazdan da Gamo
Bunun diğer serisini deneyeceğiz. Son Gamo peletimiz. Gamo Hunter'ın eski yeşil kutularından 15-43 grain. Yine 5 atış gerçekleştireceğim. Bakalım bunun dağılımı nasıl olacak. Evet. Atışlarımız bu şekildeydi. Şimdi bir devletin yanına gidip nasıl gözüktüğüne bakalım. Hatta bir tık daha bence atlı. Evet. Abi yaklaştırabiliriz. Gamo Hunter 15-43'ün de dizilimi bu şekildeydi. 1, 2, 3, 4, 5 attığım nokta burasıydı. Yani biraz daha yukarıya attığımı söyleyebilirim. Evet, Gamo'nun sonuçlarını şu şekilde göstermek istiyorum. Mesafemiz 35 metreydi. Tüfeğimiz Gamo Shadow DX'ti bu arada. 35 metrede Gamo Pro Hunter 15-42 grain ile yapmış olduğum 5 atış. Bunu nasıl gösterebilirim diye düşünüyorum. Bir tane pellet koyarak 35 metrede nasıl bir grupman dağılımı yaptığını az çok görmüş olabilirsiniz. Ben bunu beğendim. İkinci atışımıza geçtik. Atışımızda ise Gamo Pro Magnum. Yine 15-42 grain. Arasında çok küçük bir fark var. Onun 5'li atışı bu şekildeydi. Biraz dağıttığını söylemek istiyorum. Ve en son olarak da Pro Hunter modelini denedik. O da bir nebze ortadakine göre daha iyi sonuç çıkardı ama onda da bir dağılma söz konusuydu. Açıkçası ben burada Gamo Shadow DX almak isteyenler için yanında ek olarak Gamo Pro Hunter 15-42 almalarını tavsiye edebilirim. Çünkü en iyi sonucu biz bununla aldık. Tabi yine de siz farklı peletlerle deneyip gözlemleyebilirsiniz. Recep abi ve Kutlay abi misafirlerim oldu aslında. Kendileriyle geçtiğimiz haftalardan almış olduğumuz Gamo Shadow DX modelinin bir grupmanını yaptık. Zaten bunları öncesinde izlediniz. Ben şimdi genel izlemlerimi söylemek istiyorum. Dediğim gibi tüfeğin yumuşak olmasını da ben çok sevdim. Gerçekten yumuşak atımlı ve uygun pellet bulunduğunda da çok güzel grupman sağlayan bir tüfek. Almak isteyenleriyle ilgili Recep abi çok sayıda araştırma yaptı fakat video bulamadığını kendi de belirtti. Biz de belki bunu almak isteyenler açısından bir öncülük etmiş oluruz inşallah. Şimdi Recep abi senden başlamak istiyorum. Tüfeği aldım. Evet. Aşağı yukarı bir haftadır kullanıyorsun. Evet, aynen. İzlemlerin nasıl? Mesela Gamo'nun Shadow DX modeli beklediğin gibi miydi? Beklediğim gibi çıktı. Neden? Ben hafif bir tüfek istiyordum. Ha? Yani çok sert bir tüfek istemiyordum. Onun için bunu tercih ettik. Tabii senin de bunu daha çok tercih ettik. Eyvallah. Uzun vadeli. Aha. Dürbünde tabii aşağı yukarı bir 500-600 atış yaptık. Dürbünde herhangi bir kayma bir şey olmadı. Hı-hı. Yani bu artısı. Grupman konusunda zaten sen şeylerin tecrübelerini zaten şey yaptın. Sağ ol. Yani almak isteyen de tavsiye ederiz. Edersin. Ederiz. Kutlay abi sen daha önce hiç kullanmadın. Şimdi ben daha önce İbrahim kardeşim çok teşekkür ederim bizim misafirliğimiz için. Eyvallah. Ne demek? Daha önce ben hiç tüfek kullanmadım bu tarz. Ama benim izlenimlerim güzel bir atış yapılabilecek bir tüfek. Hı-hı. Yani almak isteyenlere tavsiye edebilirim. Yani ilk kullanım izlememe rağmen yani iyi atışlar yapabildim. Kurması, yumuşak olması çok güzel bir şey. Gösterelim mi? Evet. Yani N11 ile kıyasladım. N11 benim bilenler biliyordur. Bununla ilgili çok video yaptık. İbrahim'in tüfeği. Evet. Kurması bayağı sert. Aynen. Sert bir tüfek. Magnum sınıfı bir tüfek. Biraz sağlam güç istiyor. Evet. Ben de bir de bunu kırayım. Yani ortalama güçte bir insanım. Küçük parmağıyla kırabilecek hafiflikte bir tüfek. Açıkçası ben bunu sevdim. Şimdi yani, hobiye ilk başladın, ilk eline tüfek aldın. Evet. Bundan sonra devam etmeyi düşünüyor musun abi? Yani şimdi Recep abi bu konuda bize bir öncülük yaptı. Allah'ım izin verirse artık biz de başlarız. İnşallah, inşallah. Yani bu yolda biraz daha bir öncülük yapmasına teşekkür ettik kendisine. Bir de hafiflik olarak buna göre bey abi. Evet, onu zaten söyleyeyim. Bunu kilolarını çekmiştik. Evet, ölçümlerini de yaptık. Açıkçası ben Gamo'dan memnun kaldım. Hani daha önce gözlemlerim oldu. Geçen İstanbul Fuarı'nda da Gamo'yu gördüm. Standını ziyaret ettik. İdealab'ın standını ama ilk defa bir Gamo deneme fırsatım oldu ve beni yanıltmadı. Yaylıların, yayla almak isteyenlerin bence bütçe durumuna göre ayarlaması gereken önemli konulardan birisi. Son olarak eklemek istedikleriniz var. Almak isteyenler tavsiye ederiz. Tavsiyemiz evet. Almak isteyenler bu başlangıçta başlayabilirler. Yani tavsiye edebileceğimiz bir tüfek. Teşekkürler her şey için.
Yani benim kardeşim biz de bize misafirliklerinden dolayı. Ben teşekkür ederim. Her şey için. Hı hı. Bize burada iyi bir misafirlik yaptı kendisine. Sağ ol. Sağ olasın diyoruz.